CHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Özgür Özer, su fiyatlarının artmaması, en azından dengeli olması için mücadele edeceklerini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Büyükşehir Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı sonrasında Kaytru AŞ'ye 25 milyonluk bütçe verilmesini onayladıklarını belirten CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer şunları dile getirdi. Bugünkü meclis gündeminde Kaytru AŞ'nin bir sermaye artışı talebi vardı. Sizlerin de gördüğü gibi bugün 25 milyonluk bir ek sermayeyi onayladık. Bu rüçhan hakkı şirketlerde maalesef daha önce de birkaç defa belirtmiştik ki ciddi şirket zararları var. Şirketler faaliyetlerinden dolayı zarar ediyorlar ve sermayesiz kalıyorlar. Sermayenin yerine konması ve zararların örtülmesi için bu rüçhan hakları kullanılıyor. Bugün de 25 milyon gibi bir sermaye artışı oldu. Biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bu sermaye artışı yapılan Kaytur şirketinden bir briefing istedik. Bu şirket zaten şehirdeki birçok lokantayı işleten, belediyeye ait lokantaları, kafeleri işleten bir şirket, restoranları da işletiyor. Aynı zamanda en önemli görevi de ekmek piyasasını sübvanse etme ve kent ekmek olarak, halk ekmek olarak bildiğimiz büfelere ekmek ihtiyacı sağlama şirketi. Tabii ki biz bu şirketlerle ilgili bilançoları istiyoruz. Bu Kayseri halkının huzuru ve refahı için şirketlerin ne kadar borcu var, ne yapıyor, niye zarar ediyor, yeterli çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye İldem'den öbür mahallelere kadar bütün mahallelerde ciddi bir ekmek sırası var, ekmek kuyruğu var. Bu ekmek kuyrukları gitgide de artmaya devam ediyor. Zannediyorum önümüzdeki yıl da artacak çünkü yeterli sayıda ekmek üretip dağıtma fikri henüz belediye tarafından kabul görmüyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu fikirde ısrarcıyız. Çünkü ekmek en önemli şey. İnsanın en ucuza karnını doyurabileceği, gününü geçirebileceği mecburi bir besin aslında. Çok önemli ama mecburi bir besin. Bunun dışında KASKİ'nin de genel kurulu yapıldı. Bugün biz KASKİ Genel Kurulu'nda KASKİ'nin finansal tabloları ile ilgili bazı sorular ilettik. Bunlardan bazılarına cevap geldi. KASKİ şirketi tabii ki bir kamu şirketidir. Yani bu şirketler kar etmek için değildir aslında ama geçen yıl 50 milyon küsur bir kar ederken bu yıl niye 17 milyonlara indi? Şundan dolayı yapılan harcamaların artışından dolayı ve biz genelde şirket bilançoları, faaliyet raporları ve denetçi raporlarında bunlara dikkat ediyoruz. Çünkü artan borç sarmal etkisi yapıp şirketi etkisizleştirebilir ve hizmet sunumunu azaltabilir. Ki nitekim Sayın Genel Müdürümüz de açıklamalarında bahsetti ki geçen yılın planlamalarıyla ilgili bazı hizmetler yapılamadı. Bu yapılamayan hizmetler bu yıla aktarıldı ve bundan dolayı yapılamayan hizmetler için bu yıl yapılması için 70 milyon lira gibi bir kredi kullanımı istendi Meclis Genel Kurulu'ndan. Yani bu borçlanmalara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yarın bu biz şirketler çok kar etsin demiyoruz ama daha sonra çok ciddi zararlara girerse bunun faturasını yine Kayseri insanı ödeyecek ve faturalar katlanarak artmaya devam edecek önümüzdeki yıl. Bizim uyarılarımız bunun içindi. Bir de 2020 yılında su borcundan dolayı kesilen abone sayısı ve bu yıl 2021'de geçen yıl 2021 yıl içerisindeki yine borcundan dolayı kesilen, suyu kesilen abone sayısını istedik. Bu da bir karşılaştırma yapmak için. Sizler de biliyorsunuz ki ekonomik gidişat iyi değil. Ama biz bu su fiyatlarının daha da arttırılmaması için, en azından dengeli tutulması için mücadele vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.